Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basit eşitsizlik ikinci videosuyla. Bakalım ne diyormuşuz burada. Bir eşitsizliği sağlayan bütün değerlerin oluşturduğu kümeye eşitsizliğin biz çözüm kümesi diyoruz. X bir değişken, A'da bir reel sayı olmak üzere. X A'dan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesi sevgili gençler. Bunu nasıl yazacağız? A'dan açık sonsuza kadar dememiz gerekiyor. Böylelikle A dahil olmamak üzere A'dan daha büyük olan kısmı ifade etmiş oluruz. Eğer büyük veya eşit varsa o halde şu şekilde yazmamız gerekiyor. Çünkü a dahil olduğunu göstermemiz lazım. Bak şu şekilde olduğu zaman a dahil değil, bu şekilde olduğu zaman a dahil. Devam. X a'dan küçükse o zaman şöyle diyeceğiz. Eksi sonsuzdan a'ya kadar dahil olmadığı için yine yuvarlak parantez. Dahilse de eksi sonsuzdan a'ya kadar a dahil dememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bul demiş bize sorumuz. Bakalım biz de şöyle biraz da yaklaşalım derseniz. Diyor ki x artı 1 bölü 3 eksi x eksi 2 bölü 4 küçüktür 2. Şimdi arkadaşlarım şurayı 4 ile burayı da 3 ile genişletelim bakalım. 4 ile genişletirsem 4x artı 4 gelecektir burada. Eksi parantezinde 3 ile genişleteceğim. 3x eksi 6'yı da yazdım. Sonra bölü. 3 kere 4 12 yapar. Ortak paydamız küçüktür 2 demiş olduk. Şimdi bu pozitif. Bu da pozitif olduğu için ben bu 12'yi rahatlıkla hiç işaret falan değiştirmeden, yönünü falan değiştirmeden karşıya gönderebilirim. Şurayı düzenlemeye devam edelim. Bak burada bir 4x'imiz var. Bir de burada eksi 3x'imiz var. Dolayısıyla burada x kalır. Burada bir 4'ümüz. Bir de burada eksi eksi 6'dan artı 6'mız var. Yani artı 10 yapar diyeceğiz. Ve küçüktür 12 kere 2 de kaç yapar? 24. Onu karşıya gönderirseniz x küçüktür 24'ten onu çıkardınız. 14 kaldı. Şimdi bizim eşitsizliğimizin aralığı bu. Yani x'in değer aralığı bu. Çözüm kümesine şöyle diyelim. X elemandır. 14'ten daha küçük olduğu için eksi sonsuzdan 14'e kadar 14'ten açık aralık diyeceğiz sevgili gençler. İşte bizim çözüm kümemiz budur diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer örnekle. Elimizde 2x artı 5 küçüktür 2 eksi 3. Bu da küçük veya eşittir 2x eksi 8 gibi bir eşitsizliğimiz var. Bunun çözüm kümesi soruluyor bize. Şimdi burada iki durum var. Önce şu ilk iki eşitsizliği çözelim. Buradan 2x artı 5 küçüktür x eksi 3'ü çözmemiz lazım. X'i bu tarafa fırlattım. 2x'ten x çıktı, x kaldı. 5'i diğer tarafa atarsam da eksi 5 diye geçer. Eksi 3 eksi 5 daha eksi 8 yapacaktır. Şimdi burada x'in eksi 8'den küçük olması gerektiğini bulduk. Bu bir. İkinci olarak da hangi kısmı çözeceğiz? Bu sefer de arkadaşlarım burası değil, şu kısmı çözeceğiz. Bu kısmı da çözecek olursak x eksi 3 küçük veya eşittir 2x eksi 8 diyeceğiz. Ve buradan şuradaki x'i karşıya atarsak bu sefer ne gelir? Burası x olur. Şu şekilde küçük veya eşittir yazdım. Eksi 8'i bu tarafa atarsam 8 eksi 3'ten 5 gelir. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bizim bu x'lerimizin olduğu yer iki tane. Birisi eksi 8'den daha küçük olan yerler. Diğeri de 5'ten daha büyük veya eşit olan yerler. Eksi 8'den küçük olan yerler. Eksi sonsuzdan eksi 8'e kadar. Burası açık, burası da açık. 5'ten daha büyük veya eşit olan yerlerde 5'ten kapalı olacak. Sonsuza kadar diyeceğiz. Bu ikisini nasıl bir araya getirmemiz lazım? Birleşim işlemini kullanacağız. Ve sevgili gençler, işte bizim çözüm kümemiz budur diyebiliriz. Bu şekilde çözüm kümesi olur mu? Olur. Şıklarda da eğer sorulursa böyle bir soru, şıklarda da aynı bu şekilde vermek zorunda. Sağ üst tarafa geçiyoruz arkadaşlarım 57. sayfamızın. Sorumuza bakalım. 3x artı 4 bölü 3, 4 büyük veya eşittir x artı 1 bölü eksi 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi ben şuradaki eksi var ya şu eksiyi buradan alacağım. Burayı yok ettim. Şunun başına koyabiliriz. Rasyonel sayılarda bunu yapmayı öğrendik. Daha sonrasında bu eksili olan ifadenin tamamını yani şu kısmın tamamını arkadaşlarım ne tarafa? Şu tarafa gönderelim. 3x
Artı 4 bölü 4. Eksiydi, artı diye geçer. Artı x artı 1 bölü 3. Büyük veya eşittir, karşı tarafta hiçbir şey kalmadığı için tabii ki 0 diyeceksin. Şimdi basit artık sorunun çözümü görünüyor. Burayı 3 ile, burayı da 4 ile genişleteceksin. Peki genişlettiğimizi düşünelim. 3 kere 3x artı 4, 9x artı 12. 4 kere x artı 1 de 4x artı 4 yapacaktır. Bölü alt kısımda 3 kere 4'ten 12'miz var. Büyük veya eşittir 0 dedik. Üst tarafta bak bir 9x bir de 4x var. Bunları toplarsanız 13x yapar. Bir de sevgili gençler 12 ile 4'ün toplamı 16 var. Artı 16 dedim. Bir de bölü 12'miz var. Büyük veya eşittir 0 dedik. Şimdi alt taraf zaten pozitif. Ben şuradaki ifadeyi pozitif bir sayıya böldüğüm takdirde sonucun pozitif olması gerekiyorsa demek ki üstte işaretlediğim ifadenin tamamı da sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor diyebiliriz. Yani bizim artık çözmemiz gereken yer şurası. 13x artı 16 büyük veya eşittir sıfırı çözeceğiz. 16'yı karşıya atarsanız 13x büyük veya eşittir eksi 16 yapar. Böylelikle her iki tarafı 13'e bölerseniz de x büyük veya eşittir eksi 16 bölü 13 gelir sevgili gençler. Ve bizim çözüm kümemiz, değer aralığımız bu. Çözüm kümemizde ne olacak? X elemandır. Eksi 16 bölü 13'ten sonsuza kadar olan aralık diyebiliriz sevgili gençler. İşte bizim sorumuzun çözümü de bu şekilde ortaya çıkmış olur. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. AB'den B'de C'den daha küçük olmak üzere 1 bölü A, 2 bölü B, 3 bölü C. Bunların toplamı 1 bölü 3 olduğuna göre A'nın en büyük tam sayı değerini bize bul demiş bu arkadaş. Şimdi gençler A'nın en büyük tam sayı değeri soruluyor. A'nın B'den, B'nin de C'den daha küçük olması gerektiğini de aynı zamanda biliyoruz. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Burada bir 1 bölü A'mız, bir 2 bölü B'miz, bir de 3 bölü C'miz var biliyorsunuz. Normal şartlar altında şu 1 bölü 3'ü 3'e bölelim. Böldüğümüz takdirde de 1 bölü 9'u buluruz diyeceğiz. Şimdi sorunun mantığıyla anlatalım. 1 bölü 9'u bulduk. O zaman şöyle bir şey olabilirdi. 1 bölü 9 burası. Madem öyle burası da 1 bölü 9. Madem öyle bu da 1 bölü 9. Dur deyip arkadaşım hepsinin toplamı da 1 bölü 3 yapar diyeceğiz. Neden 1 bölü 9, 1 bölü 9, 1 bölü 9 kullanıyoruz? Çünkü A'nın maksimum değeri soruluyor bize ki burada A'nın maksimum değeri için buranın 1 bölü 9, buranın 1 bölü 9, buranın 1 bölü 9 olması şart. Güzel ama 1 bölü A'yı madem öyle ben 1 bölü 9'a eşitleyeceksem eğer bunu yapacaksam o halde 2 bölü B'nin de yine 1 bölü 9 olması lazım ki B buradan kaç gelir? 18 gelir. 2 bölü 18, 1 bölü 9'a eşittir. 3 bölü C de yine 1 bölü 9'a eşitse, C 9'sa yani 3, bu 3 kat arttıysa bu da 3 kat artacaktır. O zaman C de 27 olacaktır. Ki zaten böylelikle A'yı da 9 kabul edersek 9 küçüktür, 18 küçüktür, 27 gibi bir eşitsizlik de bulmuş oluyoruz. Ki şu şartı da sağlıyor. O halde sevgili gençler A'nın maksimum değeri burada 9'dur diyebiliriz. Maksimum A eşittir 9'dur deriz. Bizden de zaten bu istenmişti dedik sevgili arkadaşım. Geçtim bir diğer örneğe. Basit de bir soru. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş. 4'ü içeri dağıtaraktan başlayalım. 4 kere x 4x yapar. 4 kere eksi 1 eksi 4'tür. Eksi bir de burada eksimiz var. Küçük veya eşittir. Karşı tarafta da 5x eksi 10'umuz mevcut. Şimdi burada 4x'ten x'i çıkarırsanız 3x kalır. Şu ikisi 3x yapar. Bu 3x'i de karşıya gönderirseniz eşitsizliğin 5x eksi 3x'ten karşı tarafta bir 2x'imiz meydana gelir. Şöyle yazalım. Şurada gördüğünüz eksi 10'u da bu tarafa atarsanız artı 10 diye geçer. Artı 10 bir de burada neyimiz vardı? Eksi 4 onu da unutmayalım. Böylelikle biz 2x'in büyük veya eşit 10'dan 4'ü çıkardım 6'dan olması gerektiğini biliyoruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz takdirde x büyük veya eşittir 3 gelir. Çözüm kümesi sorulmuştu. X neredeymiş arkadaşım? 3'ten kapalı, sonsuzdan açık aralıktaymış diyeceğiz gençler.
Bir de şunu merak edebilirsiniz. Hocam bu sonsuz hiç kapalı olmuyor mu? Bütün sorularda hep açık yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar sonsuz bir reel sayı değildir. Dolayısıyla bu şekilde açık yapıyorsunuz. Yani açık aralık yapıyorsunuz. Çünkü sonsuzun bittiği yeri de bilmiyorsunuz. Yani bana sonsuz büyüklükte bir sayı söyle desem, sen de aklına gelebilecek sonsuz büyüklükte bir sayı söylesen, ben derim ki o zaman bir ekle, bir eklemeye devam et derim ve daha büyük sayılar bulmuş oluruz. Sonsuzun nerede bittiğini bilmiyoruz çünkü. Devam. A 3'ten küçük olduğuna göre a küp eksi 3 a kare artı 3 a ifadesinin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi elimizde şöyle bir ifade var ve daha öncesinde birinci videoda size bahsettiğim de bir olay vardı. Birden fazla değişken varsa bulman gereken aralığın ifadesinde yanlış bulursun demiştik ya, ama buradaki a'yı hani a parantezine alsan a küp eksi 3 a kare 3 a artı 3 yapar. Gene birden fazla a var. Yani gene 3 taneydi, gene 3 tane oldu. Peki burada parantez almak dışında başka hangi yöntem deneyebiliriz? Öncelikle ben şunu yazayım. A küp eksi 3 a kare artı 3 a. Bunu yazdık. Şimdi gençler a eksi 1'in rica ediyorum küpünün açılımını yapalım. Bilmeyenler varsa da buraya not alabilirler. A artı 1'inkini de yazalım hatta. Önce A artı 1'i yazalım. Sonra A eksi 1'in küpünü buraya yazalım. Bakalım nelermiş. Bunlar da hatırlatma niteliğinde kenarda dursun kağıdınızın. A artı 1'in küpü arkadaşlarım. A küp artı 3 A kare artı 3 A artı 1'dir. A eksi 1'in küpü de A küp eksi 3 A kare artı 3 A eksi 1'dir. Ki siz şuranın bir yerden tanıdık geldiğini de anlamanız lazım. Güzel. Bu göründükten sonra ne yapacağız? Demek ki buradan bir çıkarırsam ben bu kendi kendiliğine zaten otomatikman a eksi 1'in küpü olacaktır. Şimdi tabii ama bize sorulandan biz bir çıkardık. O zaman bulduğumuz sonuca da bir ekleyelim ki haksızlık olmasın. Tamam. Böylelikle burada 3 tane a varken burada teke indirmiş olduk. O halde bize bir a eksi 1 lazım. Yani ben a'nın 3'ten küçük olduğunu biliyorsam, şöyle diyelim. A'nın 3'ten küçük olduğunu biliyorsam tabii ki a eksi 1'in 2'den daha küçük olması gerektiğini bilirim. Ve bu a eksi 1'in de küpünü almamız gerekiyor. O halde a eksi 1'in küpü dediğimiz sayı da tabii ki 2'nin küpü 8'den daha küçük olmak zorunda. Şimdi a eksi 1'in küpü bundan 1 çıkarılmış haliydi. Ben tekrardan buna 1 eklersem ve buna da 1 eklersem yine şurayı elde etmiş oluruz. O halde buna 1 ekleyelim. A eksi 1'in küpü artı 1 küçüktür. 8'e 1 eklersek 9 olur. Ve böylelikle bizden istenen ifade işte bu. Yani şu sarıyla gösterdiğim, şu maviyle gösterdiğime eşit. Bu eşitlikte 9'dan küçük ise bunun alabileceği maksimum tam sayı değeri nedir sevgili gençler? En büyük tam sayı değeri sorulmuştu. 8'dir diyeceğiz ve cevabımız da bu olacak arkadaşlar. Evet, devam ediyorum bir diğer örnekle. X pozitif ve y de x'ten daha büyük olmak üzere. X artı 3y bölü x eşittir z olduğuna göre z'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Bunu bu şekilde parçalamamız gerekiyor. X bölü x artı 3y bölü x eşittir z'ymiş. Şimdi buradaki x bölü x'in tabii ki 1 olduğunu biliyorsunuz. O zaman 1 yazarım. Artı bir de neyimiz var? 3 çarpı y bölü x'imiz var ve bu z'yi eşitmiş. Şimdi y bölü x'ten bahsetmişiz değil mi? Y bölü x. Şimdi y'nin x'ten daha büyük olduğunu biliyorum. Y x'ten ikisi de pozitifken daha büyükse bir kere burası bileşik kesirdir. Bileşik kesirin alasıdır. Madem bu bileşik kesir ve sen burada arkadaşım bileşik kesirlerin y bölü x gibi bir bileşik kesirin birden daha büyük veya eşit olması gerektiğini de biliyorsun. Madem öyle ben şuraya derim ki bu y bölü x dediğimiz ifade birden daha büyük veya eşittir. O zaman ben bunu 3 ile çarparsam şu kısım komple 3'ten daha büyük veya eşit olmak zorunda. Bir de 1 eklersem tabii ki
4'ten daha büyük veya eşit olmak zorunda şu ifadenin tamamı ki o ifade zaten z'ye eşitti. O zaman biz sadece şunu bulduk. Z 4'ten büyük veya eşitmiş. Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri o halde kaç olur? Minimum z eşittir 4'tür diyeceğiz sevgili gençler. Çünkü 4'e eşitlik var. Cevabımız da bu olur dedik. Geçtim bir diğer örneğime. A eksi 2 ile 1 aralığında olmak üzere a kare eksi 6a ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi bak yine bir tane a bir tane daha a var. Bunu teke indirmek lazım. A parantezini almak hiçbir işe yaramayacaktır. Gene iki tane a geçer eline. O halde bizim yukarıda yaptığımız gibi bir olaya imza atmamız lazım. Yani a kare eksi 6a artı 9 dersem eğer ben bakın bu ifade a eksi 3'ün karesine eşit olacaktır. Yine bir not yazabilirsiniz. Bunları çarpanlara ayırma dersinde de özdeşliklerde göstereceğiz zaten. A artı b'nin karesinin açılımı neydi? A'nın karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. A eksi b'nin karesi dediğimiz özdeşlik ise a kare eksi 2ab artı b karedir sevgili gençler. Bu ikisini biliyorsanız, bilmiyorsanız öğrenin. Biliyorsanız da zaten a kare eksi 6a artı 3'ün 9'un a eksi 3'ün karesine eşit olması gerektiğini de görmemiz gerekiyor. Bu soruyu çözümünü yapabilmek için bu şart. Şunu da gerçekten açarsanız birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin yani 3 ile a'nın çarpımının 3a 2 katı 6a artı eksi 3'ün karesi 9 yaptığını da görürsünüz. Şimdi ben buna 9 ekleyince buna eşit oldu. O zaman ben bir de bundan 9 çıkarırım ki yani a kare eksi 6a artı 9 eksi 9 derim. 9 ekleyip 9 çıkardığım için bizim elimize sadece yine sorunun sorduğu bir şey kalacaktır. Bu da a eksi 3'ün karesi eksi 9'a eşit olacaktır tabii ki. Şimdi biz gelelim artık şunun değer aralığını hesaplamaya. Ben a'nın nerede olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile 1 aralığında. O zaman bana a eksi 3 lazım. 3 çıkarırsam hem bundan hem bundan hem de bundan eşitliği de korumuş oluruz. Eşitsizliği. Eksi 5 küçüktür a eksi 3. O da küçüktür eksi 2 yapacaktır. Eşitsizliğin bir tarafı negatif, öteki tarafı da negatif olduğu için a eksi 3'ün ben karesini alırken sıfırla falan başlamayacağım. Eksi 2'nin karesi 4 daha küçük olduğu için onu buraya yazdım. Eksi 5'in karesi 25 daha büyük olduğu için onu da diğer tarafa yazdım. Ve şimdi de 9 çıkarmam lazım. Çıkarırsak 9'u burası eksi 5 gelir. Burası a eksi 3'ün karesi eksi 9 olur. Bundan da 9 çıkarırsak 16 gelir. Ve işte bizim şu ifademiz a kare eksi 6a dediğimiz ifademiz a eksi 3'ün karesi eksi 9'a eşitti. Ve bu eşit olan ifade ise eksi 5 ile 16 aralığındaymış. Diyor ki kaç farklı tam sayı değeri vardır? Madem öyle söyleyelim. Burada alınabilecek ilk değer eksi 4. Burada alınabilecek son değer 15. Eksi 4'ten 15'e kadar kaç tane sayı var? 15'ten eksi 4'ü çıkardınız ve 1 ekleyerek buluyordunuz bunu. Şurası 19. Bir daha kaç yapar? 20. Demek ki cevabımız da 20 olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şu kısmı şuraya çekelim. Şöyle yapalım. Ve devam edelim. Sağ üst tarafla bir örnek var. X artı Y 17 ile 29 aralığında ve Y de 2X eksi 1'e eşit olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var diye sormuş. Şimdi bak. Y dediğin şey senin 2X eksi 1'e eşitse bu Y'yi alıp şurada yerine yazabilirsin. Yani sen y gördüğün yere 2x eksi 1 yazabilirsin. 17 küçüktür. X artı 2x eksi 1 küçüktür 29 dedi. Sonra ne yapacaksın? Şurayı biraz düzenleyelim. Bak burası 3x bir de yanında 1 var. Burası 29 ve burası da 17. Şimdi bütün eşitsizlikteki bütün 3 tarafa da 1 eklersen burası 18 olur. Burası 3x ta kendisi olur. Burası da 30 olur. Şimdi 3'e bölelim. 6 küçüktür. X küçüktür 10. Şimdi X'in değer aralığını bulduk. Kaç farklı tam sayı değeri var burada? 7 var, 8 var, 9 var. Yani toplamda 3 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz sevgili gençler. Ve eşitsizlikler
konusunun sondan ikinci sorusu artık. Eksi 2 ile 4 aralığında 2x artı 2'lerimiz varmış bizim. Olduğuna göre 3x eksi 1'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Kardeşim, sen bundan buraya geçiş yapabilmek için direkt de geçebilirsin. Fakat benim sana tavsiyem şu. Gel bunu x'e bir indirge bakalım. Buradan bir x elde et. 2 çıkarırız hocam o zaman. Eksi 4 küçüktür 2x. O da küçüktür 2. Bir de 2'ye bölelim. Eksi 2 küçüktür x. O da küçüktür 1. X'i bulduk. Şimdi bana 3x lazım. 3 ile çarp o zaman. Eksi 6 küçüktür 3x. O da küçüktür 3. Hocam bir de eksi 1 lazım. O zaman 1 çıkaralım. Eksi 7 küçüktür 3x eksi 1. O da küçüktür. 1 çıkarırsan 2 gelir. Kaç farklı tam sayı değeri var? İlk alınabilecek değer eksi 6, son alınabilecek değer 1. Eksi 6'dan 1'e kadar kaç tane sayı vardır? Toplamda 8 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz sevgili gençler. Bunu 1 eksi eksi 6 artı 1 yaparak da bulabilirsiniz cevabı. Ve bu da bizim sorumuzun cevabı olur sevgili gençler. Son sorudayız. Umarım hazırızdır. Kanala abone olmuşsundur. Bildirimi açmasan da olur ama videoyu da beğenmeyi unutma. Şimdi 2x eksi 15'imiz, x artı 1'imiz, 2x eksi 10'umuz var. Bu bundan, bu da bundan büyükmüş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Sen bunun nasıl çözüldüğünü biliyorsun. Önce şu kısmı çözeceğiz. Diyeceksin ki hocam 2x eksi 15 küçüktür x artı 1'e bakalım önce. Şuradaki x'i sol tarafa bir atalım. X kalır. Eksi 15'i diğer tarafa atarsak 16'dan daha küçük olması gerektiğini buluruz x'in. Sonra hocam bir de şurayı çözelim. O halde x artı 1 küçüktür 2x eksi 10 diyeceksin. X'i bu tarafa atacaksın x. Onu diğer tarafa atacaksın 11. Şimdi elimizde ne var? 16'dan küçük, 11'den büyük x'ler var. 11'den büyük, 16'dan küçük x'ler. Kaç farklı tam sayı değeri var? 12 var, 13 var, 14 var, 15 var. Yani topu topu 4 tane x tam sayı değeri vardır diyebilirsin sevgili arkadaşım bu sorunun çözümü içinde. Basit eşitsizliği de bitirdik. Dediğimiz gibi zor eşitsizlik diye bir konumuz yok. Bu konunun isminin basit olmasının sebebi birinci dereceden ifadelerle uğraşmamız hep. Bir sonraki konumuz mutlak değer. Mutlak değerin içerisinde de yine eşitsizliklere değinmek zorundayız. Değineceğiz. O yüzden bu konuyu hemen bunun arkasını anlatıyoruz. Mutlak değeri direkt basit eşitsizliklerin arkasını anlatıyoruz. Mutlak değer videosunda sevgili gençler görüşürüz. Bu arada basit eşitsizlikle alakalı olan hangi kitaptan soru çözüyorsan, matematiğin ilacından ilerliyorsan oradan, hem matematiğin ilacı hem de acil matematik TYT soru bankasına ilerliyorsan oradan mutlaka basit eşitsizlik konusunun sorularını erit bitir. İnşallah geri kalmıyordur diyelim ve mutlak değer videosunda görüşelim. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.